Ayrıca Yaray Şam'dan kapalı spor salonundan selamlar, sevgiler. Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 75 kilo mücadelesinde kırmızı köşede Büşra Işıldar İstanbul, mavi köşede Elif Güler'i Ankara. Maçın orta hakemi İbrahim Ethem Güngör. Türkiye Boksörler Dayanışma Derneği yayın ekibi olarak fotoğraf direktörü Vedat Sizgen, teknik analizde Zeki Karalı hocamız, kamerada Ejil Menteş ve sunumda ben Nazmi Menteş, bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Round olmasına rağmen mavi köşe sanki yoruldu gibi. Kırmızı daha inançlı. Maçı kazanmak için azimli. Birinci round bitmek üzere. Bitti. Bakalım hakemler. Kontra birlikte ikinci round başladı. Bağırmak yasak ama bağırıyorlar, bilmiyorum. Hakemler de bir şey demiyorlar. Hani bu bağırma işi yan hakemleri aldatmaya yönelik de kabul edilebilir. Çünkü yumruğu vurmadan ho ho yapıyor. Acaba vurdu mu diyecek hakem, ben mi görmedim? Yani yasak. Yasak ama... Sol direkte var.
Temposu son derece düşük bir maç izliyoruz. Yani mavi köşe, evet, mavi köşe maçı almayı düşünmüyor gibi görünüyor. Ya da bir taktik midir? Üçüncü roundda pres mi yapacak, basacak mı? Onu yormaya mı çalışıyor? Onu da göreceğiz ama birinci roundda bitirdi kendine gibime geliyor. Daha birinci roundda bitti. Büyük ihtimalle antrenmansız olabilir diye düşünüyorum. Şu anda kırmızı net. Yani şu gördüğümüz, şu ikinci roundda şimdiye kadar olan bölüm net olarak kırmızının. Bir de bağırmasa. Son saniyeler. Sol rek. Evet. İkinci roundtan sona erdi. Sevgili hocam, puan durumuna bakalım. Şimdiye kadar maçı kazanmak istediğine dair bir görüntü, bir şey, azim yahut da teşebbüs göremedik. Bakalım üçüncü roundta ne yapacak? Evet, roundla birlikte üçüncü round başladı. Evet. Anladığım kadarıyla mavi şimdi artık tek yumruğa gitmeye çalışacak. Vurup yatırabilir miyim? Tek yumrukta vurup yatırabilir miyim? Başka çaresi kalmadı hocam. Başka çaresi kalmadı, evet. Yani maçı alabilmek için yatırması lazım. Yani oldukça da tecrübeli ama çok yoruldu. Ben daha önce iki maçlarını da izledim. Evet, çok Elif Güner'in hiç böyle bu kadar ağır değildi. Sanırım peki çok antrenman... Antrenmansız evet. Olabilir. Çalışmadan, hazırlanmadan buraya gelmiş olabilir. Yoksa tecrübeli, şampiyon bir boksör. Acemi yeni bir boksör değil yani. Evet, tek vurdu ama yerini bulmadı. Mavi tek vurdu fakat ense kulak karışık geldi, vuramadı. Yani omuzuna vurdu. Sanki biraz savuruyor gibi hocam. Savuruyor, denk getirir de yatırabilir miyim diye ama ensesine vuruyor, omuzuna vuruyor. Evet. Ama kırmızı bu bağırmalarıyla aldı maçı yani. En azından iyi bağırdı. Bağırmalar ses getirdi diyorsun. Evet. Yumrukla beraber puan da getirdi demek. Tamam hocam, güzel efekt oluyor. İyi de yani bağırmak yasak, madem öyle serbest bıraksın. Herkes nara atarak yapsın. Erkekler nara atsın mesela. En teknik boksörden sonra en iyi nara atan boksör ödülü de verilir mi hocam arkasından? Vallahi yani şu anda öyle gibi görünüyor. Mavi'nin tek şansı risk alıp tek vurup yatırmak. Başka kazanma şansı yok. Hocam işte kadınlarda da işte nakavt pek görünür bir şey değil. Bugüne kadar ben pek izlemedim. Hakem peşinden gidiyor, onun bağırmasına hiçbir şey demiyor yani. Baş hakem de bir şey demiyor. Baş hakem de orta hakemi uyarmıyor ama bağırmak yasak. Son saniyeler. Evet. Yumrukla birlikte son saniye, üçüncü round sona erdi. Kırmızı köşe, 3 daha 5 daha 6 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 daha 6
Evet, bu maçın galibi Büşra Işçıldar kardeşimizi tebrik ediyoruz.